Herkese iyi seyirler dilerim. Her hafta yeni videolar yayınlayarak YouTube'da zengin içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olabilir ve videolarımı kaçırmamak için zil kısmı aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede her yeni bir video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Herkesin de bildiği gibi Ekonomist dergisi her yıl sonuna doğru gelecek yılla ilgili olacak olaylar hakkında öngörüde bulunuyor. 2019 yılıyla ilgili de ilk başta siyah bir kapak yayınlayan Ekonomist, herkes tarafından karanlık bir yıl olacağı şeklinde yorumlandı. 33. sayısında ise birden fazla çizimle yine dikkatleri üzerine çekti. Bu arada 33 rakamının da Ekonomist için çok özel anlamları olduğunu söyleyenler de var. Rakam, genelde ezoterik yapıların önem verdiği bir rakam. Dünyanın birçok yerinden Twitter ve YouTube kullanıcılarının yorumlarını bir araya getirerek bu videoyu hazırladım. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Derginin sağ üst köşesinde bir uzay aracının Ay'a gönderileceği resmedilmiş. Yorumlar arasında ise Apollo'nun Ay'a gönderilmediğini savunanların 2019'da da Ay'a yolculuk olacağı ama aslında bunun da bir aldatmaca olacağını söylüyorlar. Derginin üst kısmında görülen dağ ise Japonya'daki Fuji Dağı olduğu, 2019'da da volkanik bir patlama olabileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanıyor. Derginin orta kısmındaki atların ise Mahşer'in 4 atlısını, yani fetih, savaş, kıtlık ve vebayı temsil ettiği söyleniyor. Derginin sağ alt kısmında ise Güney Afrika sandığı ile Nijerya sandığı görülüyor. 2019 yılında Güney Afrika'da ve Nijerya'da seçim var. Bu seçimlerle ilgili bazı beklenmedik olaylar olabileceği de tahmin ediliyor. Vitravius adamının kolundaki DNA ise 2019 yılında insanların genetiğinin bozulacağı ve çok zararlı sonuçların ortaya çıkabileceği tahmin edilmekte. Vitravius adamının sağ üst elinin 3 parmağının görünmesi ve elinin haritada ABD'deki Florida bölgesine benzeyen yerin üzerinde olması da 3. Dünya Savaşı'nın ilk olarak bu bölgede ateşleneceği şeklinde de yorumlanıyor. Fakat kapağı ayna etkisi yapıp düz baktığımızda İngiliz bayraklı Pitbull'un bulunduğu yer İstanbul Boğazı'na benziyor. Elde tutulan kenevir bitkisinin de uyuşturucunun bazı ülkelerde yasal hale getirileceği şeklinde yorumlanıyor. Pinokyo'nun da 2019 yılında bazı büyük yalanların ortaya çıkacağı şeklinde yorumlanıyor. Fil hortumunun kenarından yükselen ok ise bir ülkenin ekonomik yükselişine işaret ettiği söyleniyor. Fil genelde Hindistan sembolü olarak bilinir fakat fil İngilizlerin gizli sembollerinden biridir. Sağ alt tarafta ise Angelina Jolie Mona Lisa'ya benzetilmiş. Ve ayrıca YouTube'daki bazı yorumcular burada Angelina'nın hedef olarak gösterildiğine inanıyor. Armadillo'yu ise Armageddon Savaşı'na işaret ediyor şeklinde yorumlayanlar var. Siz de kapakla ilgili kendi fikrinizi yorumda paylaşabilirsiniz.